Merhabalar sevgili güzel ruhlar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün normalde video paylaşmama günümdü. Pazar günü tatil günümdü. Fakat böyle içimden ufacık, kısacık bir video yapmak geldi. Eğer böyle vakitin yeteceğini bilsem shorts olarak da paylaşabilirdim ama bir dakikadan uzun yapamıyoruz orada. O yüzden bugün şöyle 3 tane gördüğünüz gibi doğal taşım var. Ve bu doğal taşlara hepsine birer tane böyle soru sorabilirsiniz. Evet, hayır şeklinde cevap isteyeceğim kartlardan. Birincisi kalp şeklindeki taşımız. İkincisi ay şeklinde. Üçüncüsü de şöyle tamburlanmış bir taşımız, yeşil. Üçü için ayrı ayrı sorular sorabilirsiniz. Evet, hayır sorusu sormanızı rica ediyorum ki buradan net bir mesaj alın. Ya da belki de böyle bir iyice hissederek karıştırmak istedim. Bir sorunuz varsa sadece birini seçip onu da dinleyebilirsiniz. Ama çok böyle uzun uzun yorum yapmayacağım. Evet veya hayır olarak cevap istiyorum. Eğer gelen karttan net bir cevap alamadığımı düşünürsem üzerine yine kart açacağım. Evet. Bu arada kristal dükkanımda Kasım sonuna kadar verilen tüm siparişlere doğal taş bileklik ekleme kararı aldım. Siz de isterseniz sipariş oluşturabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar bölümünde linkini görürsünüz ya da Instagram'da beni bulursanız orada bio'da ekli zaten. Instagram'la ilgili de yani danışmanlıklarla ilgili de şöyle bir haberim var. Çok kısa olacak. Yani böyle 3 gün falan güzel bir indirim yaptım danışmanlıklarda. Eğer fiyatlara zaten hakimseniz mini açılım hariç diğer tüm açılımların üzerinden 100 lira indirim olacak. Bu 3 gün gibi bir süreliğine yapacağım sadece bunu. Bu 3 gün içerisinde randevunuzu alıp daha ileri tarihte de danışmanlığınızı alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, hadi bakalım. Kalbi seçenler için evet mi, hayır mı? Hazır mısınız? Evet. Evet, mesajı geldi sizin için. Yani bu sorduğunuz şey her neyse, eğer böyle bir şey gerçekleşecek mi diye sorduysanız kısa bir sürede de gerçekleşebilir. Aktif ve olumlu enerjili güzel bir kart geldi. Araba kartı geldi. Bunun ben kesinlikle bir evet kartı olduğunu düşünüyorum sizin için. Evet, çok güzel. Ay için bakalım. Ay için nasıl bir mesaj geldi? Bu aslında hayır olarak da alabilirsiniz bu cevabı. Belki olarak da alabilirsiniz. Bir tık böyle durağan bir enerji ama tabii hayır diyeceğiz buna. Kılıç dörtlüsü, hayır. Hani böyle bir durmaktır ya o. O yüzden eğer sorunuzun cevabı böyle arada derede olabilecek bir şeyse o şekilde de alabilirsiniz ama genel olarak hayır cevabı geldi diyebilirim buradan. Şöyle üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aa evet. Çok güzel bir evet mesajı geldi. Bir yıldız kartı. Hatta böyle belki de umutsuz, ümitsiz bir şekilde sormuş olabilirsiniz sorunuzu. Çok güzel bir şekilde evet mesajı geldi. Sorduğunuz şey her neyse ve burada aldığınız cevap evet ya.
Yani belki böyle çok beklediğiniz cevap evet olmayabilir. Daha farklı bir yönden sormuş olabilirsiniz sorunuzu. Ama emin olun bu sizin için hayırlı olan şey. Yani güzel bir şekilde geldi. Çünkü güzel bir enerjiyle geldi. Umarım anlatabilmişimdir. Tabii şimdi burada bir sürü farklı soru tipi sormuş olabilirsiniz. Bu açılımın dilek versiyonlusunu da yapacağım birkaç gün sonra. Takipte kalırsanız umuyorum ki orada da belki böyle daha detaylı bir cevap alırsınız. Hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi sesim düzeliyor. Yarına çok daha iyi olacağım ve güzel bir video ile karşınızda olacağım. Dünkü açılımda bu arada hasta değilim arkadaşlar. Çok garip bir şekilde sesim düştü. Biraz yorulmuştum. Ondan oldu sanırım. Bir önceki açılımda ağlıyor musun diyenler olmuş. Hayır ağlamıyorum. Hani sesim çıkmıyor sadece. Sesim düştü. Ama iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. O yüzden açılımlar yapmaya devam ediyorum. Hani böyle yatak döşek hasta olsaydım ki hasta değilim yani. Gerçekten böyle ses düşmesi yaşıyorum sadece. Belki de hayatımda ilk defa yaşadığım bir şey. Normalde hasta olunca sesim düşer ama şimdi hastalıksız bir ses düşmesini ilk defa, ses kısılmasını ilk defa yaşıyorum. Ama toparlıyorum. Güzel açılımlar yapacağız beraber. Hepinizi çok seviyorum. Keyifli bir pazar geçirmenizi diliyorum. Bu arada bu açılımı zamansızdı. Açılım değil işte soru cevap. Zamansızdı, bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.